Evet, bugün günlerden Eyfel. Paris'in tam göbeğinde. Allah nasip ederse asansörle en üst kata çıkmayı planlıyoruz. Okey. Şu anda asansörün içindeyiz. İnanılmaz kalabalık bir grup var. İnsanlar dünyanın her yerinden diye görmeye gelmişler. Aynı bizim Türkiye'den kalkıp buraya geldiğimiz gibi. Murat Bey, heyecanlı mısınız? Çok. Yükseklik korkusu üzerine gidilerek yenilebilen bir korkudur. Onun için burayı tavsiye ediyoruz. Bakalım yükseldikçe neler göreceğiz. Evet. Tabii merdivenden inenler var, çıkanlar var. Biraz zor ve zahmetli bir iş. Şu anda birinci kata gelmiş bu. Attention. Dikkatli olunması için bir takım uyarılar var. Şu anda birinci kata geldik. Evet, her çocuk gibi o da ağlıyor. Eyfel'de olduğunun farkında bile değil. Ne kadar da şanslı aslında. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Hani deniz ya adamlar yapmış. Biz de izlemişiz. Aslında yapabiliriz. Her türlü beşeriye ve yeteneğe sahibiz. Her türlü güzel insana sahibiz. Hele de şu Z kuşağını iyi yetiştirebilirsek inanılmaz işler yapabiliriz. Evet. Şu an ilk istasyona geldik. Evet, burası birinci kat. İnsanlar en iyi manzarayı yakalayabilmek için yer kapıyorlar. İşte size muhteşem bir Paris manzarası. İnanılmaz bir görüntü. Evet dostlar, umarım keyif alıyorsunuzdur, almışsınızdır. Eyfel'e gidemeyen, Eyfel hayali kuramayan, ya hiç bu bizim hayalimizde yoktu diyenlere sesleniyorum. Hayallerinizi büyük tutun. Hayallerinize cömert olun. Ve lütfen en iyisini, en güzelini, en fazlasını dileyin Yaradan'dan.
dileklerinizin dua olduğunu da unutmadan. Şimdi diğer bölüme doğru bir geçiş sağlayalım. Sorry. Evet, biraz demirler küflenmiş ama sıkıntı değil. Onları biz problem olarak görmüyoruz. Burası da Paris'in arka tarafı. Tarihi binalar, taş yapılar ve olimpiyatlara hazırlanan bir şehir Paris. Çoğu yollar kapalı ama hiç problem yok, hiç problem yaşamadık. Otobüsler, trenler, metrolar çok güzel. Biraz pahalı. Tabii Euro'nun olduğu her ülke gibi. Ya Hollanda'ya göre, Almanya'ya göre biraz daha fiyatlar yüksek. Olimpiyatların olması da bunda etken. Evet, karşıda sönmeyen ateş. Louvre Müzesi bir taraftan, diğer taraftan Notre Dame Kilisesi ve bir sürü tarihi eseri sizlerle paylaşıyorum.